devam edersek tasarımımıza tekrar bakalım. Bir kişinin, üyenin profil bilgileri var dedik. Bir de adresleri var. Sırada bu kısım var. Bunu da yapalım. Her üyenin birden çok adresi olabilir. Ve bu adreslerinde bir tanımı yani adı ve detayı var. Onun dışında başka bir bilgi tutmamışız burada gördüğüm kadarıyla. E, veri tabanında da o zaman bir adres tablosu oluşturuyorum. Addresses, adresler. Yine id kolonunu koyuyorum. E, adres tanımı veya adresin adı için name kolonunu koyabiliriz. Adres e, tanım için de description kolonu olabilir. Tiplerini hızlıca ayarlayacağım. E, int yapıyorum. ID kolonunu. Sağ tıklayıp primary key yapıyorum. E, eşsiz İsmini e, kaç ne yapalım. Envarchar 50 uygu. Hatta çok bile. 30 diyebiliriz buna. 20 bile olabilir. 30 olsun. Açıklamada Envarchar 250 ideal gibi bence. E, tabii ki boş geçilemez olmalı e, burada. E, adresin tanımı olmalı yani detaylı bir şekilde. O da boş geçilememeli. E, bunun dışında identity olarak ayarlayalım. Sa şurada properties bölümünü açtığınızda şu an adres tablosu bakın mavi renkli olarak seçili. Properties dediğinizde e, açılacak. Şu an id kolonu burada seçili. ID kolonun özellikleri geldi. Şuradan da anlıyorum. Bakın kolon ID diyor. Ee, buradan Identity Specifications'ı Yes diyerek otomatik artan yapıyorum. Peki başka ne gerekir? Ee, şu tarafta tuttuğumuz şu iki bilginin çoğu tabloda olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kayıt ne zaman oluşturuldu yine? Edit Date, Date Time, boş geçilemez. Insert edildiğinde ilk kayıt eklendiğinde olmalı. Bir de modified date. O da date time olarak olmalı ama başta olmayabilir. Çünkü başta da kayıt güncellenmez. İlk defa oluşturulur. O yüzden o boş geçilebilir olarak ayarlıyorum. Bir diğer olay da buraya eklediğimiz her bir adres kimin adresi yani hangi üyenin adresi o yüzden benim bu tarafta ne bilgisini de tutmam gerekiyor. Member ID bilgisini tutmam gerekiyor. Members tablosundaki ID verisini tutacağım burada. Tipi int olduğu için members tablosunda burada da int olmalı ve boş geçilemez olmalı. Yani bir kayıt eklediğimde bir adres, bu adresin kime ait olduğunu da buraya kişinin, üyenin ID'sini yazarak veriyor olmam gerekiyor ki bu kolon benim için ne oluyor aslında foreign key kolon yani yabancı bir tablonun anahtarı foreign key bu tablonun kendi anahtarı ise primary key kolon olan id kolondur bunu da yaptıktan sonra e, ilişkiyi de kuralım madem öyle bir üyenin anahtar kolonunu tuttum foreign key kolonun üzerine gelip bırakıyorum member id'nin üzerine birden çok adresi olabilir. Burada insert update specifications kısmından silme işleminde cascade yani otomatik üyeyi sildiğimde adresleri de silinsin. Veri tutarlılığı için bunu yapıyorum. Aynı şekilde güncellemede de adreslerdeki üyenin ID'si güncellensin diyorum. OK deyip diskete basıp Kaydet dediğimde bu iki tablodaki e, değişikliği onaylıyorum ve uygulanıyor. Tables sağ refresh dediğimde adresist de buraya geldi ve ilişkimiz de gördüğünüz gibi kuruldu arkadaşlar.